Şimdi çok önemli bir maç. Ondan önce antrenman günü. Şu antrenman gününü bir ayarlayalım bakalım. Cabrera 70 oldu değil mi? Oldaker de 70'e doğru gidiyor. Oldaker'in kesinlikle 70'e gitmesi lazım. Bir bakayım neyini geliştirebiliriz. Kaleciyi mağlup ettirelim. 2-3 antrenman Oldaker'e. Boateng de evet driblingi bir artacak. Böyle devam. Ya Boateng 70'lerde mi kal, 68'lerde mi kalsın, ne yapalım? Ama başlamışken bitirmemiz lazım mutlaka. Şu şut gücünü ve bitiriciliğini mutlaka arttırmamız lazım. Arjol'le bitiriciliği artıyor yavaş yavaş. Volesi kafası artmaya devam ediyor. Cabrera'nın bitiriciliği artacak ve atak pozisyonları artacak. Abi Exeter 9 numaralı formayı emekli etti. Aynen onu biliyorum. Ölen bir oyuncusu varmış Exeter City'nin 9 numaralı formayı giyen. Onu değiştirecektim. Unuttum. 9 Oldaker'de miydi? Şu Cabrera yerine başka birine antrenman yaptırayım. Bir bakalım kimler var. Linz. Şu çocuktan da çok umutluyum ya şunlardan. Bir siyahi defansımız olsa güzel olur aslında. Dominguez 71'e doğru gidiyor. Vay be. Malasya'ya mı yaptırsak bir antrenman? Hiç yaptırmadık bugüne kadar. Malasya'yı bir zamana karşı yarıştıralım. Herkese yavaş yavaş yükleneceğiz. Boateng. Seni de şöyle bir 69-70 yaparsak Premier Lig'de oynamaya devam edebilirsin. Aynı Oldaker'e yaptığımız, aynı diğer birkaç oyuncumuza yaptığımız gibi. Gelişimin yok diye birçok kişi kızacaktır büyük ihtimalle. Boateng'in neyini geliştiriyorsun diye. Ama Boateng bizim takımın ikonlarından biri. 70 rating olmayı hak ediyor. Henüz yaşı da genç. Sonuçta illa gelecek vadeden oyunculara antrenman yaptıracak diye bir kural yok. 26-27 yaşında bu çocuk 73 rating olsa dünyanın parasına satarız. Satarsak tabii. Antız vuruşu. Taraftarlar power köpeği. Aynen. Hedefi bulacak elbet yaydan çıkan ok. Tribünler şok. Arkadaşlar, yenersek çeyrek finaldeyiz. Full konsantrasyon. Hashtag konsantrasyon. Ya da yaratıcı arkadaşlar, sizden bekliyorum bir şeyler. Güzel bir hashtag bulur musunuz? Hashtag nereye yeniyorsun? Aynen, hashtag nereye yeniyorsun arkadaşlar? Kesinlikle. Bu kupanın bizim için önemini sizlere bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Son 16'dayız. 4. turdayız. Sadece 2-4-6-8. Son 16. Son 16 takım. Bu kupanın sonunda kazanan taraf UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Henüz Championship'teyken bu kupayı kazanırsak seneye Premier Lig oynarken aynı zamanda Avrupa Ligi'nde mücadele edebiliriz. Bizim için gerçekten harika olur. Bir bakalım UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda temsilcilerimiz neler yapıyor. A grubunda Beşiktaş 3 maçta 3 mağlubiyetle sonuncu. B grubunda temsilcimiz yok. C'de yok. D'de yok. D'de Galatasaray 3 maç sonunda 1 galibiyet. F grubu Kayserispor 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik. Ve başka da temsilcimiz yok. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım mı? Şampiyonlar Ligi en büyük hedefimiz. Tüm Exeter taraftarı ağlayarak bugünü bekliyor. Juventus, Fenerbahçe, Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk'in bulunduğu grupta Fenerbahçe 3 maçta 2 galibiyetle ikinci. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir 3 maçta 1 puan. İnanıyoruz çocuklar. Kadromuza bakıyoruz. Yine yorgun bir kadro. Matić, sen bu üst düzey maçları çok oynadın Matić. Manchester United'dayken Watford'u oyuncuları tokatlardın böyle, tokatlardın. Gel bunları burada da yap Matić. Evet. Torres, Oldaker, Linz. Bak dinlenmemiş aldığım oyuncular. Kuyruklu, Mamoyepa, Cabrera. Prado oynamaya devam edecek. Adekunde, Malasia, Dominguez, Campadabal, Harper ilk 18'e, Oldaker dışarıya. Kofi, Boateng değişikliği. Ruiz, Arjol ve Sebe ile başlıyorum maça. Oyuncularımız gerçekten sıkıntılı. Adekunde'yi buradan çıkarıp Oldaker'e alıyorum. Junior Veron ve Lopez. Orellana, Lopez, Dominguez, Matić, Torres, solda Malasia, ortada Sebe, Mamoyepa, forvette Arjol, sağda Prado. Hadi gazamız mübarek olsun. Asla ve asla skor ne olursa olsun telaşa düşmemeliyiz. Kızmamalıyız, üzülmemeliyiz, isyan etmemeliyiz.
Olay çıkarmamalıyız. Bu takım gelebileceği en iyi yere geldi. Daha fazlasını istiyoruz. Keyif almak istiyoruz. Futbol oynamak istiyoruz. Uzun zaman sonra kırmızı beyaz formamızla sahadayız. Yağmurlu bir günde, 19.45'te, geçen sene kupadan elediğimiz Watford deplasmanındayız. Bir Premier Lig temsilcisine karşı. Hashtag nereye yeniyorsun? Geçenlerde bir şey yazmıştı. Hadi abi salavat zinciri falan. Gol olmuyordu kim demişti ya, öyle salavat zinciri yapalım. Bir önceki turda West Ham United'ı, yani bir Premier Lig temsilcisini daha elemeye başarmıştık. Bugün yine bir Premier Lig temsilcisi. Premier Lig avcısı Exeter City işte taraftarın, bu büyüleyici taraftarın önüne çıkıyor. Çocuklar normal maçlarda yaşadıkları heyecanın 10 katını yaşıyorlar ama Burak Şener onları sene başından beri, 3 seneden beri bu konuda her zaman uyardı. Bir gün Şampiyonlar Ligi'nde 80 bin kişinin, 70 bin kişinin önüne çıkacaksınız. Bunlara hazırlıklı olmalısınız dedi ve her akşam Şampiyonlar Ligi müziğiyle uyutuyor çocukları. Hırslılar bize karşı. Çünkü hatırlıyoruz, başımıza iş açabilecek bir takım demişti bizim için. Hadi başarılar çocuklar, başarılar Exeter City. Başarılar çocuklar, full konsantre. İnanç ve keyif, top bizde. Evet, almalıyız. Matic ve Dani Torres de ilk 11'de olduğu için attırmayın sola. Bravo Lopez, dön kaleye. Tamam çocuklar, tamam. Baskılı başlayın, cezanızı keselim. Bize karşı açık oynayan takımlara her zaman üstünlüğümüz var, bunu biliyorsunuz. Çok tehlikeli bir takımız, çok can yakabilecek bir takımız. Ariol gitti, gördük. Sakin dedi Burak Şener. Malasya gitti, gördük. Mamoyapa'ya doğru. Mamoyapa. Evet, gitti mi oyuncu? Gitti mi oyuncu? Ah, çok hızlı Mamoyapa. Sebe'yi kaçırdık ama tribünlerde ölüm sessizliği var şu anda. Nedense. Suarez. Oyunu sol tarafa açtılar. Sema. Sema üstümüze geldi. Soldan bindiren bir oyuncu daha var. Suarez ona bir anlaşmazlık. Lopez araya girdi. Bir kere daha araya girdi. Touch Watford'un. Sema. Sema ayağından açtı. Çok tehlikeli bir oyuncuya benziyor. Yaptırmayın ortayı çocuklar. Lopez orta içeriye. Moraes bravo, çift yumruk. Sebe uç o topa. Harikasın. Masina tekrar soldan gelecekler. Çıkarmadı topu Sebe. Müthişsin çocuğum. Hadi bir kontra atak olabilir. Hadi oğlum. Geliyoruz. Geliyoruz. Ortadan geliyoruz. Yürü. Malasya gözüm sende. Malasya gittin mi çocuğum? Gittin mi? Sarktın mı defansın arkasına? Navarro. İnanılmaz bir ayak uzattı. Malasya. Sebe geldi yardıma. Sebe diziyle kontrol. Tekrar Malasya. Malasya sol ayağıyla. Sert orta. Ah, gelmedi Mamoyapa'ya. Pres pres pres. Top bizde. Matic. Dani Torres oynadığı her maçta 9 küsur oynuyor. Prado. Matic'e. Matic. Çok soğukkanlı hareketler. Dani Torres. Dani Torres. Gözü Matic'te. Matic Torres'e. Torres Matic işbirliği. Matic soluna çekti. Baktı kaleye Matic. Çok sert bir şut. Bu üst düzey maçları iyi bilir Matic. Dakika 17. 0-0'lık eşitlik var. Evet, çıt çıkmıyor tribünlerden. Matic araya girdi. Hadi Torres. Yürü Torres'im. Gelişine bir şut. Torres direkten döndü. İnanılmaz. Tüm tribünler çok kötü bir şut zannetti ama inanılmaz bir şut, direkten döndü. Top ağlıya ağlıya gitti. Dikkat etmemiz lazım. Sema çok tehlikeli. Kayarak müdahale. Penaltı. Yağmurun da azizliğine uğradık değerli futbol severler. Dominguez bir kaydı. Metrelerce sürüklendi. Hiç olmadı bu. Hiç olmadı bu. Direkten döndü topumuz ve ardından Watford penaltı kullanacak. Moraes kalede dikkatli. Topun gerisinde Ruiz Alvon'un akrabalarından Suarez var. Hadi be. Hadi Mamoyapa. Hadi Mamoyapa. Mamoyapa kim? Allah söyletti ama adam topu, penaltıyı avuta attı Suarez. Mamoyapa, Moraes, Mabunda, bunların hepsi kardeş. Hiçbiri isminin yanlış söylenmesinden rahatsız değildi bu takımda. Doğru köşeye uçtuk gerçekten ve top avuta gitti. Matic. Hadi nazar boncuğu olsun bu Sebe. Top dışarıya gitti. Eğer kaleyi tuttursaydı Moraes çıkaracaktı. Mamoyapa. Mamoyapa. Hadi Mamoyapa, seni çok andık. Pres. 3 kişi kapattık. Alırız. Bravo Torres. Bravo Torres. Hadi oğlum. Atamayanı atarlar. Ariol. Yürü bakalım. Ariol. Bir çalım denemesi. Bir gün Premier Lig'in gol krallarından bile olacak. Torres. Şut pozisyonunda. Dani Torres. Soluna çekti. Dani Torres. Vurdu. Kaleci Antonio süzüldü ve kornere attı topu.
Kornere çeldi. Torres ayağına aldı. Her top tehlikeli. Çok tehlikeli. Görüş alanı yok kalecinin. Müthiş çıkarmış. Şimdi Matić zamanı. Şimdi Matić zamanı. Hadi Matić. Haydi Matić. At bu kafayı Matić. 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 Nemanja Matić. Gece saat 12.45 bağıramıyorum. 1-0 öndeyiz Watford karşısında. İçime vardığım zaman hata yapmam inanılmaz muhtemel. Harika bir orta. Matić yükseldi. Kaleyi tutan, ön direği tutan Navarro kalenin içine girdi. İzleyin. Navarro içeri girdi, içeri. Müthişsiniz çocuklar. İşte Orellana, işte Prado, işte Ariol. Nemanja Matić kornerden gol attı. Emin, teşekkür ederim yıldızın için. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Penaltı kaçıran Watford'a karşı. Direkten dönen bir topumuz vardı. Kornerden golü bulduk. Gece saat 1'e geldiği için artık gol sevinçlerinde çok fazla bağıramıyorum. İçime bağırıyorum değerli futbol severler. Bağırmaya çalışıyorum birine rahatsızlık vermeyeyim diye. İyi top oynuyoruz. Mamoyepa. Hadi Mamoyepa. Kaleciyle karşı karşıya kalacak. Kötü top. Ya da biraz aceleci davrandık. Suarez. İkiye atarsak bu işi bitiririz. Şimdi onlar gol bulmaya çalışırken dünyanın en tehlikeli takımı olduğumuzu onlara göstermeliyiz. Cleverley. Ortadan. Sen mükemmel bir çocuksun Malasya. Senin ne için transfer ettiysek onun için buradasın. Hem hücumda hem ofansta beklentilerimizin tamamını karşılıyorsun. Evet, biz atak yapıyoruz. Nemanja Matić, Torres. Kapandı Watford. İnanılmaz bir şey. Exeter City karşısında kapanan bir Watford var. Malasya. Tamam. Hadi dışarıya. Vücudunu koydun. Bir pasta. Yanlış. Çok yanlış yere. Alakasız bir yere. Basın. Basın, 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 basın. İlk yarıyı böyle bitirmeliyiz. En azından böyle bitirmeliyiz. Dominguez, ye o semayı. Hayır, girmesinler. Moraes sende. Bravo Moraes. Süper şut gelebilir her an. 3 dakika uzatma. Matić. Gol dışında çok büyük hatalar yapıyorsun. Ne yapıyorsunuz çocuklar artık? Bu kadar pas hatası bir maçta çok anormal. Hadi. 1 dakika. 1 dakika. Bir gol daha olabilir mi? Yürü Mamoyepa. Sola. Sola. %100 gol pozisyonu. Hadi Sebe. Çok yorgunsun. Yorgunluktan gebermiş durumdasın. Ah be. Sebe ne kadar yorulmuş arkadaşlar. Ne kadar yorulmuş. O top Malasya'ya gelecekti. 2-0'dı şimdi. Güzel bir ilk yarı. Penaltı kaçırdı Watford. Bizim bir direkten dönen topumuz vardı. Kornerden golü bulduk. Sebe çok yorgun. Sebe'nin yerini ikinci yarıda kuyrukluya alıyorum. Direkt alıyorum. Evet. Kuyruklu ikinci yarıda takıma can verecek. Buna inanıyorum. Evet, biraz top yapın dedi Burak Hoca. Bunun sonunda çeyrek final var. Matić güzel yere. Tamam Mamoyepa. Tekrar Mamoyepa'ya. Evet, ortaya doğru taşıyalım topu. Bindir, 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 bindir. Gel, çapraz paslar. Bir kere daha. Prado'nun olduğu bölge boş. Hadi Prado, yürüdün mü Prado? Baktın mı içeriye? Ver pası. Sert pas. Ah be, ah çocuğum. Biriniz koşun. Sema çalım atacak. Geçirme. Bravo Moraes be. Harikasın çocuğum. Her pozisyonu erkenden seziyorsun. Hadi sağ taraftan. Çok güzel futbol. Prado yine gitti. Yine Prado'ya doğru. Bu sefer Dominguez. Ortada. Matić'e doğru. Matić sol ayağında. Pası kuyrukluya verdi. Mamoyepa kuyruklu. Bir türlü şut pozisyonu bulamıyoruz. Torres sakin. Hadi Matić. Yürü Matić. Şut pozisyonu bulamıyoruz. 11 kişi defans yapıyor Watford. Kuyruklu. Malasya tekrar kuyrukluya. Çok güzel top. Yapıştır kuyruklu. Ah kuyruklu. Ah. Çok dar açığa inandı kendine. Çok sert bir şut. Direğin dibinden avuta. Premier Lig ekibi olduğumuzu gösterdik. Şimdiden gelecek seneye hazır olduğumuzu gösteriyoruz tüm ülkeye. Dominguez. Orta uzaklaştır Lopez, bravo. Harikasın oğlum. Yürü. 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 Yürü Prado. Yürü Prado. Harika bir top. Yürü Prado oğlum. Yürü. Yürü çocuğum. Bas topa. Ortaya. Sola. Bir kere daha. Yapıştır. Vur oğlum. Ah mükemmel geldik. Kabasele taca attı. Şaşkın Watford. Şaşkın. Taraftarları şaşkın. Malasya. Dönün geriye abi. Malasya sen de. Ye onu Malasya. Navarro inanılmaz çalım.
Hayır çocuklar, Malasya ne yapıyorsunuz? Bir türlü topu alamadık. Lopez bravo sana. Sakin sakin sakin. Dikkat dikkat dikkat. Bir penaltı daha gelmesin. Çıkalım çocuklar. 20 dakika kaldı. Hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu. Göster kendini kuyruklu. At bu topu. Hadi oğlum. Ortaya. Çok kötü bir top. Maalesef çok kötü bir top. Matic. Kuyruklu. Aldı sol ayağına. Verdi bir kere daha. Hadi iyi orta gol getirsin. Ah! Kuyruklu zafer. Basın. Matic. Yapıştır. Sol ayağında. Matic! Kaleci nasıl çıkarırsın? Nasıl çıkarırsın? Yorulan oyuncularımız var. Oyuncularımızı değiştirmemiz lazım artık yavaş yavaş. Matic yine sol taraf bomboş. Sema bugün başımıza bela oldu. Moraes, helal sana be. Yürü kuyruklu. İndir. Geldik. Çıkıyoruz. Zafer. Olmadı. Olmadı. Tamam. 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 Destek verin. Sol tarafa destek ver. Mamoepa. Yapma bunu Mamoepa ya. Son 10 dakika. Yaptırma ortayı. Yaptırma ortayı. Ne olursa olsun yaptırma ortayı. Vurdurmayın çocuklar. Bravo Malasya. Helal olsun sana. Tamam sakin. Şimdi sakin futbol. Aç oyunu. Bu nasıl bir pas kuyruklu? Malasya yorgunluktan gebermiş. Almam lazım Malasya'yı oyundan. Kimi alacağız oraya? Kafi'yi alacağız. Prado yorgun. Matic yorgun. Harper'ı alacağız. Son 10 dakika artık. Zafere yakın taraf biziz. Matic bravo. Çok sert şutun vardı. Ah girseydin de süper olacaktı. Şimdi dinç bir oyuncu var orada. Dikkat etmeliyiz. Evet Dominguez bravo. Evet Harper. Bravo Harper'ım. Uzaklaştır Ariol. Harikasın. Harikasın. Kontra ataktan bir gol daha neden olmasın. Bu da iyi. Böyle bitsin. Başka bir şey istemiyoruz ama ben bir gol daha bulabileceğimize inanıyorum sanki. Maçta bir gol daha olacağına inanıyorum. Ya biz ya onlar. Kafi. 88. dakika. Evet. Onların da çok fazla pres yaptığını söyleyemeyeceğim. Mamoepa. Zaman mı geçirsek? Ne yapsak? Torres. Kuyruklu. Evet. Burak Hoca, Burak Hoca oyuncularına dönün geriye dedi. Dönün geriye dedi. Bu maçın tekrarı yok. Bu maçın telafisi olmayacak. Çekin. Çekin onları ileriye ve son hatayı siz gerçekleştirin dedi. 2 dakika uzatma. 2 dakika uzatma. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Artık zafer bizim olacak. Hadi çocuklar. Son 1 dakika. Ariol. Aman kaybetme. Evet. Ya bitirme hoca ya. Bitirme hoca ya. Bir Premier Lig temsilcisini daha eliyoruz. Hem de rakibin penaltı kaçırdığı maçta. Çeyrek finaldeyiz. Artık çeyrek finaldeyiz. Helal olsun çocuklar. Rakip çok büyük bir tehdit oluşturmadı ama tehlikeli geldiler. Kalemizde büyük bir tehdit görmedik ama çok tehlikeli bir futbol oynadılar. Helal olsun çocuklar. Matic bir korner golüyle bize bu turu getirdi. İşte kaptanları görüntüde. Matic yüzündeki sivilcelerle, yaralarla attı bu golü. Vay be. Doğru yere uçtuk ya. Eğer top kaleyi bulsaydı kurtaracaktık arkadaşlar. Aynen. Eğer avuta atmasaydı kurtaracaktık. Ve sıradaki rakibimizi gerçekten çok merak ediyoruz. %62'ye %38 Premier Lig temsilcisi karşısında %90 pas isabeti. Biz Premier Lig'e hazırız değerli futbol severler. Matic 9.1. Biz gerçekten Premier Lig'e hazırız. Ve bir üst ligde takımın eksik noktalarında, rotasyona ihtiyacımızın olduğu pozisyonlarda müthiş transferler yapacağız. Emin olabilirsiniz. Arsenal, Aston Villa, Arsenal. 2 maç daha var. Ofiste bir tane mesaj var ve bir basın toplantısına çıkacağız. Hangi maçın? Stoke City. En yakın rakibimiz Stoke City'ye karşı oynayacağız şimdi de. Önce 3.'ye karşı oynadık. Sonra Watford'a. Ve şimdi de Stoke City'ye. Her zamanki gibi takımı motive ediyorum. Bunu bozmamam lazım. Bu gidişatı bozmamamız lazım. Bu sene resmi maçlarda henüz maç kaybetmedik. Bakalım Watford bizim için neler söyledi. Haftanın takımında Adekunde, Orellana ve Linz vardı. Evet, bu yılki Karabağ Kupası'nda yaptığı son maçta zafere ulaşan takım Exeter oldu. 1-0 sonuçlanan, tansiyonu yüksek maçta kazanan taraf, zayıf görünen taraf Exeter City oldu. Evet, zamanı biraz ileri alıyoruz. Artık en yakın rakibimiz değil Stoke City. 4. sıradalar. West Bromwich. En yakın rakibimiz West Bromwich. 12 puan uzağımızda.
Yalnız ne güzel bir sezon oluyor ya. Arkadaşlar muhteşem bir sezon oluyor. Geçen sene hatırlıyor musunuz? Ne kadar stresliydik. Acaba çıkamayacağız mı? Bir sene daha mı bu ligi oynayacağız? 14 maçta 13 galibiyet. Rüya gibi ya. Gerçekten rüya gibi. Geçen sene doğrudan çıkabilmek için ne kadar çaba sarf ettik. Son maçlarda öldük öldük dirildik ve içimizde şu korku vardı ya. Seneye ya bu aynı ligi oynarsak, ya bu ligi tekrar edersek, hayal kırıklığı, bütün emeklerimiz, bütün her şeyimiz suya düşecekti. Bir bakalım, rakip belli olmuş mu? En korktuğum takım. Yemin ediyorum en korktuğum takım geldi. Erken final. Tottenham Arsenal. Eğer biz Everton'ı elersek, kupa bizim arkadaşlar. Yani Tottenham Arsenal de var tabii ama. Vallahi Everton bir önceki turda rakibini 3-0 yenmişti, korkutmuştu beni. İçimden umarım o gelmez demiştim. Ama onlar geldi. Bakın. 3-0. Ah be, Tottenham penaltılarla tura atlamış. Arsenal penaltılarla. Keşke antrenman günü olsa ya. Her maçtan sonra bir kere antrenman çok iyi oluyor da. Kupada da devam edince işte yapamıyorsun her maç sonrası antrenman. La FA Cup başlamadı. Of çok var. Bir aydan fazla var. Kulübün değerini 2 sezonda %50 arttır. %90. %90'dayız. Kombineler daha belli değil. Yönetimin bizden beklentisi Championship'te ligi orta sıralarda bitirdi. Lideriz şu anda. Şimdi Gallo'yu da memnun edelim mi? Evet, Gallo'yu memnun etmek istiyorum arkadaşlar. Moraes'i yedek kulübesine. O çocuğu da geliştireceğiz. Küstürmemeliyiz. Çok büyük potansiyeli var. Orellana, bir maç artık dinlen çocuğum. Artık bir maç dinlenmeyi hak ettin. Stoperlerimizden Pires mi German mı? Bir karşılaştırın bakalım. Pires mi German mı? Hangisi? Hemen hemen her şey aynı ya bunların. Her şey aynı. Pires de iyi, o da iyi. Pires 18 yaşında 63 rating. Diğeri 19 yaşında 62 rating. Ama ikisi de çok gelişime açık futbolcu. Aa, Moretti. Ha, bir dakika, Moretti var arkadaşlar. Peki Moretti mi, Pires mi? Moretti. Aynen, Moretti. Peki Moretti mi, Junior Veron mu? Hadi Moretti. Tamam, bugün de Moretti oynasın. Matic'i dinlendirelim. Kaç gün var? Maç gününe kaç gün var? Dinlendirmeye gerek var mı? Bir bakalım ilk başta. 31'indeyiz. Güzel, maç bir hafta sonra. Dinlenmese de olur oyuncular. Yani Matic'le şu anda oynayabiliriz. Torres'le oynayabiliriz. Dominguez oynayabiliriz. Malasia. Aynen ya, tüm çocuklarla oynayabiliriz. Sadece Sebe'nin yerine bu maçta kuyrukluyla başlıyorum. Ben Mamoyapa'dan, ya Mamoyapa daha iyi bir yerde oynayabilir diye düşünüyorum. Kadro çok güzel ya. Çok keyif verici bir kadro var bence. Aynen, bir böyle başlayalım. Bir böyle başlayalım abi. 14 maçta 13 galibiyet. Mükemmel gidiyoruz. Deplasmandayız. Haydi bakalım. İnançla. Sene başında ne dedik? Her maç final arkadaşlar. Her maçı final olarak göreceğiz. Bu doğrultuda oynamaya devam. Ayarları gösterecektim size. Oyun ayarları. Kameram bu. Tele. Tek oyunculu kameraya geleceksin zaten. Tele. Kamera yüksekliği özelden 0. Yakınlaştırma 15. Buradaki ayarlar böyle. Latin Amerika İspanyolca spikerimiz. Oyun mekanikleri, her şey %50'de. İyi oldu buraya girdiğimiz. Şüphesi olanlar da görmüş oldu. Efsanevi zorluk derecesini, kendi zorluk derecesinde oynuyoruz. Evet. Bir tane Prado'nun yerine oynatabileceğim bir oyuncu transfer etmem lazım. Mamoyapa, Prado tamam sağ tarafta oynuyor ama bir tane sağ orta saha oynatmamız lazım. Transfer etmemiz lazım. Takıma böyle bir oyuncuyu katmamız lazım. Evet. Oha, ortada sıçan gibi. Buna. Şuna. Keşke böyle takım antrenmanı olsa. Bu antrenmanı yaptığımız zaman 6 oyuncumuz birden gelişse. Değil mi? İşte Ariol. Ligin gol kralı olacak. Geçen sene 25 golle EFL Lig 2'nun gol kralıydı. Bu sene de Championship'te bunu yapabilecek mi bakalım. Bekle bizi Premier Lig. Mükemmel bir hava. Bulutlar gökyüzünde. Stoke City. Bir zamanlar Tuncay Şanlı bu takımda mı oynamıştı? Middlesbrough'da oynamıştı. Stoke City'ye de gitmişti değil mi? 31 golle ligin en fazla gol atan takımıyız. Exeter City'nin stadını şöyle büyütsek ne güzel olur ya. Kapatsak artık. Şampiyonlar Ligi maçlarını yağmurda izleyecek Jennifer teyzenin torunları filan.
ve Gallo, İtalya'dan altyapıdan çıkardığımız Gallo bugün ilk kez forma giyiyor. Gallo bir dev. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Evet ama saha güzel değil. Yarı gölgeli, yarı güneş olduğu için güneşe çıktığında gözümüzü alıyor. Evet, kuyruklu topu kazandı Matic. Aç oyunu sola doğru. Evet Ariol. Ah be. Bu arada iki Moretti de ilk defa oyunda. Moretti ilk defa oyunda. Lopez Moretti'nin abisi gibi şu anda. Güneş beynini yaktı. Ne kadar kötü, iğrenç bir saha ya. Tribünler çok güzeldi. Havadan dolayı yani güneş. Gerçekten güneşe bakıyor gibi hissediyorum kendimi. İşte deplasman faktörü. Gerçekten deplasman etkisi. Hadi Mamoyapa. Hadi oğlum gittin. Gittin Mamoyapa. Offside yok. Yürü Mamoyapa. 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 Müthiş bir şut. Mamoyapa. Harika bir şut. 90'a taktı Mamoyapa. Nasıl bir çocuksun sen? Nasıl bir takımsınız siz? Gurur duyuyorum sizlerle çocuklarım. Önce muazzam bir top. Mamoyapa bir dokunuş, iki dokunuş. Sonra 90. Ah be, en güzel açıdan izleyemedik. Neyse, 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 neyse. En güzel açıdan izleyemedik. Dördüncü golümüzü attık Mamoyapa'yla Championship'te. Kötü oldu ya kale arkasından. Neyse maç bittikten sonra bakarız. Mamoyapa 10. dakikada Stoke City karşısında takımını 1-0 öne geçirdi. Hem de deplasmanda bu olumsuz şartlarda. 15. dakika. Kaçırmayın, kaçırmayın. Gallo. Uf, Gallo çok iyi ya. Tipini hiç değiştirmeye gerek yok Gallo'nun. Sadece bir tane krampon giydireceğiz. Bakın. Süper bir görünümü yok mu Gallo'nun? Harika. 19. dakika. 1-0 öndeyiz. Rakip tehlikeli geliyor ama arka direk bomboş. Yaptırmayın ortayı. Yaptırmayın Moretti. Bravo oğlum sana. Ndiaye. Badu Ndiaye. Evet Galatasaraylı Ndiaye. Değil mi? Galatasaraylı Ndiaye değil mi o? 22. dakika. Bas 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 bas. Bir gol daha atalım. Bu maç çok olumsuz bir atmosferi var. Offside, offside. Üf. Lopez. Güzel. Baskı yapıyorlar ya. Abi hayır bak, kuyrukluya ara pası değil, normal X o. Onlar pres yapınca benim de oyunumu bozuyorlar ha. Moretti. Torres evet. Kim o? Vurdurma. Dani Torres, bravo. Lan ne yapıyorsunuz, saçmalıyorsunuz ya. Gerçekten saçmalıyorlar. Şu Malasya'nın yaptığı harekete bakın şuttan önce. Moretti de anasını ağlattı. İtalyan defans. Kırar abi. Onlar böyle her tarafa pres yapınca benim oyuncular da şaşırıyorlar. Demek biz de pres yaptırınca onları bu yüzden şaşırttırıyoruz genelde. Tamam. Evet iyi çıktık, iyi çıktık, iyi çıktık. Hadi oğlum. Kuyrukluya. Kuyruklu bir pas daha. Ah be. Koş oğlum, koş oğlum. Bizde. Çok güzel. Hadi Prado, golü yazdın. Yazdın golü. Yazdın golü Prado. Yazdın golü Prado. Yazdın. Yazdın. Ne güzel bir şut. Mamoyapa'nın asisti. Bozulmuş düşmanlar. Helal olsun çocuklar. Prado Lig'deki ikinci golünü attı. Çok acayip bir çocuk ya. İçinde yaşadığı depremlerle burada bu çocuk. Her gün onlar bize gülümsüyor, dinliyor. Yani kimseye anlatamadığı bir derdi var gibi, içinde kapanık gibi. Değil mi? Prado'da öyle bir şey sezmiyor musunuz arkadaşlar? Üzgün gibi. Asosyal, kendini insanlara kanıtlayamıyor, kızlara açılamıyor. Korkuyor yani, böyle reddedilme korkusu var Prado'da. Hayatını futbola adamış. O yüzden yetenekleri bu kadar üst düzey. Hadi oğlum. Hadi Prado. Şampiyonlar Ligi'ne çıkınca sana bir kız arkadaşı ayarlayacağız. Williams. Biraz abarttık arkadaşlar. Gelişine çekecektim biliyor musunuz? 30 metreden topu kontrol eder etmez buradan.
Ah be, yürüsek belki de goldü. 35. 36. dakika, artık bu ligde bizi kimse tutamayacak. Premier Lig'e gideceğiz. Belki bizim dengimiz Premier Lig ekipleri. Belki bizim dengimiz Premier Lig ekipleri. Belki öyle. Belki öyle. Abartıyoruz arkadaşlar. Güneşten beynimiz aktı orada sol tarafta, sağ tarafta oynayanlar. Beyinlere aktı. Burak Şener. Evet. Evet, evet, evet. İki kişiler. Gallo sen de. Offside, offside. Çok güzel bir orta. Kafaya bak ya, hayvan gibi. Vururken adam söylenmiş kendiken. Böyle orta mı yapılmış falan böyle. Düşerken ana avrat küfür ederek vurmuş. 2-1. Evet, 3-0'dan. 3-0'dan. Yani 3-0, 4-0 olacak maçta, durum 2-1. Dominguez. Hocam biraz gölgeye gidebilir miyim dedi. Tamam git dedi. Aynen. Ne? Tamam. Neyi saklıyorsun lan? Bir dakika, hayır. Yapmayın. Bomboş sol taraf. Attırmayın. İki sıfırlık maç nereye geldi? 2-0. 3-0'ı 4-0'ı kaçırdığımız maç nereye geldi? Gallo'nun güveni kırılacak bu şekilde. Çıktığı ilk maçta 2 gol yemesi onun güvenini mahvedecek. Burak Hoca'nın onunla özel konuşması gerekiyor. 2-0'dan 2-2'ye. 3 dakika uzatma. Evet, devre arasına. Soyunma odasına önde gideceğiz. Önde gideceğiz. Önde gideceğiz. Önde yok öyle. Bu takım pes eder mi? Bu takımın pes ettiğini gördünüz mü bugüne kadar? Vazgeçtiğini gördünüz mü bugüne kadar? Bu çocuğun kaleciyle karşı karşıya gol kaçırdığını gördünüz mü bugüne kadar? Helal olsun. Soyunma odasına moralli gidiyoruz. Yine de moralli gidiyoruz. Ariol. Ligdeki 9. golünü attı. Çok acayip bir maç izliyoruz. İlk yarıda tam 5 tane gol var. Ve devamı da gelecek gibi görünüyor. Evet, artık ilk yarının sonu. Soyunma odasına moralli gidiyoruz. Rakipte 2 golü atan oyuncu Vokes. Vox. Bizde de Ariol, Prado, Mamoepa. Ne güzel bir gol bu. Evet, şunun kale arkası, kamera arkasını bir izleyelim. Allah'ım bu ne güzel bir vuruşmuş ya. Üst düzey bir vuruş bu ya. Biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde, ne bileyim, Manchester City'ye ya da onu seneye Premier Lig'de atarız zaten de, Olympiakos'a karşı atmak istiyoruz falan. Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıkacak oyuncular sahaya. Acayip heyecanlıyım. Tabii. Premier Lig'de onu elde etmek çok büyük bir başarı olur bizim için. Ben sene başında bu seneyi tekrarlarsak hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Championship belki bir kere daha tekrarlanabilir bir lig diye düşünmüştüm. Belki de öyle olacak. Şu anda lideriz. Her an her şey olabilir. Lig uzun ve zorlu bir maraton. Bir oyuncumuz sakatlanır, bir şeyler olur. Takım tepe taklak olur. O yüzden yine biz şu anda çıkmış gibi düşünmüyoruz kendimizi. Yapma. Ama bu maçta iki tane yepyeni altyapıdan çıkardığımız oyuncuyla oynuyoruz. Onu da unutmayalım. Hadi oğlum. Prado ilk yarıda beynin yandı. Şu adamı bir geç bakayım. Sinirlendi, çok sinirlendi. Dominguez be. Hadi oğlum. Lopez. İlk defa bir şut çektin. Kariyerin boyunca ilk şutun. Mamoepa değişikliği. Malasya'nın yerine Linz. Linz kuyruklu. Torres'in yerine de Harper'ı alıyorum. Evet, 3 oyuncu değişikliği birden. Son 33 dakika. Linz. 7 maçta 4 asisti var bakalım. Hanesinde bir asist daha ekleyecek mi bu maçta? Bravo Linz. Bas. Basın çocuklar, basın. Aldık. Bir pas. Yapma. Linz. Pası. Güneşten bir şey görmüyoruz. Beyin hücrelerimizi öldürdü. Harper'dan Linz'e. Linz.
Hadi oğlum. Hadi. Harper'a. Harper. Bir plase dene. Çok klas. Harika. Lins'in asisti. Harper'ın sol plasesi. Bu çocuk sol ayağıyla müthiş bir plase. Sakatlıktan döndü 2-3 hafta önce. Lins girer girmez asistini yapıyor. Harper. Akıl dolu bir plase. Akıl. Akıl. Helal olsun çocuklar. Burak Hoca sinirlendi mi, mutlu mu oldu anlamadım. İki değişiklik yapmışız, reji bizi uyardı. Sol tarafa Mamoyapa'yı aldık, Malasya'yı değiştirdik zannettik tabii ki. Mamoyapa çıktı, aynı zamanda bir de Torres çıktı. İki değişiklik yaptık. Bir değişiklik hakkımız daha varmış, uyardılar bizi pekala. 4-2 oldu. Lay lay lom, lay lay lom. Yapma. Gallo bravo. Biraz güven. Aynen, Williams mı yoruldu? Tam Prado'nun yerine Cabrera. Cabrera Mamoyapa. Cabrera Williams. Aynen böyle. Harper. Cabrera. Matic. Cabrera. Tek top. Geliyoruz. Lins gidiyor sanki. Lins gitti sanki. Biraz hızlı. Ariola biraz pas mı çalıştırsak? Ne yapsak? Gerçi çok fazla asist yapıyor, servis yapıyor oyunculara ama böyle kısa paslarda biraz sıkıntı yaşıyor gibiyiz. Mamoyapa geldin öne doğru. Tamam, bir avantaj var. Ver, 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 ver. Taraftar 5'i istiyor. Hadi. Helal Gallo. Kime? Lan. %100 bizim hatamız. Ah. İlk maçında tecrübesizlik, bunlar olacak. Gallo'nun ilk maçında bunlar olacak. 4-3. Şimdi dikkat etmemiz lazım. 4-3'lük maçta puan kaybetmeyelim. Dikkat etmemiz lazım. Çok hafife aldık rakibi. Kaç dakika var? 5 dakika. Ariol. Sol tarafa. Kuyruklu. Yorgun. Matic hadi oğlum. Harper'a. Harper baktı kaleye. Harper sağ yanda. Bu sefer sağ plase. Yumuşattılar. Dikkat edin çocuklar. Bakın. Bu maçta puan kaybedersek gerçekten üzülürüm ama. Hadi koş 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 Dominguez. Koş. Yapma. Bravo. Bravo bizde. Yapma. Bir süper şut gelebilir şimdi. Ya korner ya. Son dakika. Ariol de geldi defansa. Çok pis. Çok pis. Bravo Lopez. Vallahi inanılmaz pisti. Bir kere daha uzaklaştırın. Uzaklaştırın. Bir korner daha arkadaşlar. 4-3 deplasmanda 4-3 öndeyiz. Tehlikeli. Bitir hoca. Vurdurmayın. İşte futbolun ne kadar ciddi bir oyun olduğunu görüyoruz. Sakin oynamamak, rakibi hafife almak. Futbolun ne kadar ciddi bir oyun olduğunu hep beraber görüyoruz. Burak Hoca, Burak Hoca'dan çok büyük fırça yiyecekler, çok. Ama yani bunlar da inanılmaz bir gol attılar ya. Yani inanılmaz bir gol attılar. Saçma sapan bir puan kaybettik işte. Gallo çıktığı ilk maçta 4 gol yedi. Moretti oynadığı ilk maçta defansın ortası, Orellana'nın oynamadığı ilk maçta 4 gol görüyoruz kendi kalemizde. Evet, 3. golde bariz bir hatamız vardı ama
Bu kadar güzel bir maç. Bu kadar güzel bir maçta 1-2 puanı bıraktık maalesef. 9-6. Vay be. Mamoyapa maçın oyuncusu. 1 gol 1 asist. Evet. Rakibi ciddiye almamak ve sonuçları. Kendine çok güvenmek ve sonuçları. Moretti yine de 7.7 oynamış. Sağlık olsun. Ligin gol kralı Ariol. Lider biziz ve West Bromwich'le aramızdaki puan farkı 10'a indi. Kazansaydık 12 olacaktı. Her maçı final olarak görmemiz gerekiyordu. Bu puan kayıplarını günün birinde mutlaka bir sebepten dolayı arayacağız. O yüzden bir daha böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Bu bize ders olsun. 14 maçta 13 galibiyet alan bir takım 4-2 önde olduğu bir maçı, önce 2-0 önde olduğu bir maçı 2-2'ye, sonra 4-2 öne geçtiği bir maçı 4-4'e getirmemeli ne olursa olsun. Evet, hatalar yaptık. Rakibi ciddiye almadık. Daha fazla atacağımızı düşündük. Güle oynaya kazanacağımızı düşündük. Ama son dakikada 90+4'te de böyle bir şut beklemedik abi. Bu da abartıydı yani. Evet. Yine de gurur duyduğumuz bir takım var. Bir antrenman günü var ve o antrenman gününden sonra yayınımızın sonuna geleceğiz. Aylık raporlar gelmiş. Şu anda arayışımızda bu ay rapor edebileceğim yeni bir gelişme yok diyor. Buradaki raporlara da bir bakalım. Evet, bu bizim zaten genç kadromuz. Gallo için bir şeyler söylemem gerekiyor. Moraes ilk günlerinde böyle değil miydi? Daha beteri değil miydi? Ortaları gol yiyordu. Gallo'ya şans vermemiz lazım. Gallo bu takımın dünya yıldızlarından biri olacak. Ben çocuklarımın hepsine inanıyorum. Hepsine. Belki kötü bir başlangıç yaptı ama çok iyi günler göreceğiz. Şunun potansiyeline bakın ya. 81-87. Bu çocuk felaket ya. Felaket bir şey olacak. 2 metre. Dev gibi 2 metre ya. 71-87. 70-84. 78-94. Gallo, bana ilk 11'de şans vermeye başlamanız muhteşem bir şey. Teşekkürler. Gallo'm benim be. Bugün bir antrenmanı hak ettin Gallo. Oldaker 70'e doğru artık. Hadi. Ariol volesi ve şut gücü artacak bu antrenman sonrasında. Boateng'in antrenmanını ne yapayım ya? Bir türlü ilerlemiyor ya. Cabrera sprint hızını arttıracak bu antrenman sonrasında. Malasia aynen devam. Şu Boateng'in yerine. Şeye ne zamandır antrenman yaptırmıyoruz? Moraes'i unut. Moraes'e de bir antrenman yaptıralım. Tamam, Gallo iyi ama. Gallo hoşdur ama. Ne? Gallo hoşdur ama. Gallo hoşdur ama. Ben hani. Bir şey artmıyor ama şu anda. İki antrenman da artar. O zaman Gallo. Biraz rekabet. Aynen. Dönerleri yerim yanına. Aynen, destekçilerle PUBG oynarız. A'yı almam lazım. Kurtar A'yı al. Lan oğlum be. Dönerleri yiyelim. Yanına ayran isteyelim. Haydi Exeter şampiyonluğa. Jennifer teyzeyle ko. Hoca faul var ya. Ben cuma günü İstanbul'dan döndüğümde sesim berbat olabilir. Aa, gol atmış, tamam. Abi günde 3 video at. O zaman veda vakti geldi. Çok güzel maçlar oynadık yine. Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayınız. Beğenin ve bildirimleri açın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi geceler. Hadi bay bay. Kalben yaydan çıkan ok. Dana gözü tam isabet, tribünler şok. Benim aklımdan geçenleri tahmin bile edemezsin. Bu bıçak sihirli açar, yarayı göremezsin. İstersin bilemezsin, bilsen de yetemezsin. Ustaların konuşunca adettendir, bölemezsin. Öylece gidemezsin. Orontes mektebinden abilerin sahnedeyken. Bu sözler damarına enjekte bir virüsken. Acıdan kıvrandırır, istesen de ölemezsin. Deşifre raptor.